Ve Kaş diyoruz arkadaşlar. Demre'ye kadar gelmişken Kaş'ı da anlatmamak olmaz. Kaş'a da uğramamak olmazdı. Çünkü Demre ile Kaş arası yaklaşık 40 dakika sürüyor. Daha önce ben Antalya gezi videosunda Kaş'ı zaten anlatmıştım ama bu videoda da tekrar anlatmak istedim. Kaş yaklaşık birkaç günde, bir iki günde gezilebilecek bir şehir. Tabii ki sahil, ada, işte tekne turu, batık ziyaretleri gibi şeyler düşünürseniz bu süre uzuyor. Şu anda bu şehirdeki en ünlü sokaktayız. Cumbalı evlerin olduğu sokaktayız. Kaş merkezde bu sokağı zaten rahatlıkla bulabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir görsel var. En arkada zaten bir Likya mezarı sizi bekliyor caddenin başında, daha doğrusu sokağın başında. Buradan da artık sahile doğru devam ediyorsunuz. Şimdi biraz fotoğraf çekelim o zaman. Kaputaş'tan merhaba arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz muhteşem sahil Türkiye'nin en ünlü sahilleri arasında yerini aldı artık. Sosyal medyadan aşina olduğumuz bir yer burası. Antalya'nın artık yavaş yavaş Muğla tarafına doğru Kaş'tan yaklaşık 10-15 km uzaklıkta Kaputaş sahili var. Burası birazdan detayları anlatacağım. Yani ücretsiz girebileceğiniz sahillerden bir tanesi. Muhteşem bir rengi var. Yani görüntüler zaten anlatıyor. Şimdi geçen sene size burayı anlatmıştım arkadaşlar. Kaputaş plajındayız şu anda. Bu sene de gelmişken sonuçta bir uğramamak olmaz. Kaputaş plajı gerçekten zor bir yerde aslında araç bırakma açısından. Buraya aslında şehir içi dolmuşlar da geliyor Kaş Belediyesi'ne ait. Burası tamamen yine Kaş Belediyesi'nin işletmesi var. Arkamda zaten bakın sosyal tesisi var. Giriş ücretsiz. Kaputaş plajında sadece şezlong ve şemsiye falan para ödüyorsunuz. Duşlara emin değilim, bakarız birazdan. Şimdi şurada kabinler falan var, duş var, her şey var, tuvalet var. Bayağı güzel yani ve böyle bir yerin ücretsiz olması gerçekten çok önemli. O yüzden hafta sonları özellikle buraya insanlar doluyor. Şimdi biz de plajda kendimize bir yer bulup yüzmeye devam edeceğiz. Artık buradan da Patara'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 3 kilometrelik bir araba kuyruğu var arkadaşlar. Sakın ama sakın pazar günü Kaputaş'a gelmeyin. Tavsiyem. Görüyorsunuz şu muhteşem mekan için bütün herkes burada. Çok sıcak. Ama değecek mi? Kesinlikle değecek. Demre'de gezilecek yerleri anlatırken arkadaşlar ona çok yakın bir yerden bahsetmek istiyorum. Aslında burası biraz Finike'ye giriyor ama Demre'ye de yaklaşık ikisinin ortasında söyleyebilirim. Şu anda Mağaralı Koy'a geldik. Son zamanların en popüler bölgelerinden bir tanesi. Hemen arkamda gördüğünüz Mağaralı Koy, Finike ile Demre arasındaki bir koyda bulunuyor. Ve arabanızı yukarıda park edebiliyorsunuz. Zaten bundan sonra biraz daha geriye gidip size nasıl inmeniz gerektiğini de göstereceğim. Buraya tamamen yüzmeniz gerekiyor, yüzerek gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir karayolu yok. Taşlar da var ama onlar tabii gelgitten dolayı onların üzerinden yürüyemezsiniz. Telefonu da götüremeyeceğiz. Yani birkaç telefon götürdük ama asıl ekipmanımızı götüremeyeceğiz. GoPro ve diğer telefonlarla çekim yapacağız içeride. Zaten içeride görüşürüz birazdan. Ana yolun kenarında park ettikten sonra arkadaşlar bakın böyle bir merdiven var. Koy da karşıda bizi bekliyor. Şu anda Mira elimi tutuyor mesela. Bakın Mira ile birlikte yürüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Yeter ki arabanıza uygun bir yer bulun. Şu anda da biz koya doğru iniyoruz. Mağaralı Koy karşıda bizi bekliyor. Yanışlıdan sonra burayı da inşallah tanıtacağız güzel bir şekilde. Suyun rengi gerçekten muazzam. Şu an yani çok güzel bir saatte geldik. Mağara için kötü ama suyun rengi için çok güzel bir saat. Mira baksana bak kameraya. Nereye geldik babacığım? Mağaralı Koy değil mi? Evet. Hadi şimdi böyle bir yoldan da işte 50 metre sonra sahile ulaşıyoruz. Demre ile Finike arası yaklaşık 25 kilometrelik bir yol ve göreceksiniz bu yolu geldiğiniz zaman her virajın altındaki koy muazzam. İrili ufaklı onlarca koy var arkadaşlar. Renkler muazzam. Böyle genellikle taşlı kumlar. Bakın taşlı plajlar gördüğünüz gibi. Kimisi işte böyle sürprizlerle dolu mekanlara çıkıyor. Arabayı koymak birçok yerde çok zor. O yüzden siz böyle açıklık gördüğünüz zaman hemen park edin. Zaten sizin göreceksiniz sizin gibi o plajlara girenleri. Ama burası bu şu ana kadar gördüğümüz o koylar içindeki en geniş alan diyebilirim. Diğerleri bundan çok daha küçük. Şimdi asıl hedefimiz olan şu karşıda gördüğünüz yere de gideceğiz. Ve Mira kuşumla birlikte ve gidiyoruz değil mi Mira? Evet.
Evet, yolumuz biraz uzun. Gerçi normalde kısa ama Mira kuşuyla birlikte gidiyoruz. Bakın şöyle bir yolumuz var. Aferin benim kızıma. Evet, Ozan Sihan'ın soğuk su imtihanı. Ozan Bey, sizin bu soğuk su veya sorunuz nedir hocam? Çünkü Adanalıyım kardeş. Tam aksine oğlum, soğuk su sevmen lazım ben. Alışık değilim, alışık. Hadi. Hadi gel Mira. Çok güzel bir antik kente geldik arkadaşlar. Şu anda Patara'dayız. Patara neden önemli? Çünkü Patara Helenistik dönemde Likya Krallığı'nın başkentiydi ve uzun dönem başkentlik yapmış bir yer. Onun dışında 2020 yılında belki biliyorsunuzdur, ülkemizde Kültür Bakanlığı tarafından Patara yılı ilan edilmişti. Hatta Cumhurbaşkanlığı büyük bir etkinlikte bunu tüm dünyaya tanıtmıştı. Onun dışında ayakta kalan en eski meclis binası yine burada ve gerçekten muazzam iki tane de burada, bakın bir tanesi amfiteyatro, bir de az önce size bahsettiğim meclis binası var. İnanılmaz geniş bir alan. Zaten birçok kısmını arabayla geziyorsunuz, yanından geçiyorsunuz. Sonraki kısımları da artık karşılama merkezinden sonra amfiteyatrolar ve belediye meclis binası ile birlikte devam ediyorsunuz. Şu anda içeri giriş 60 TL 2021 itibariyle ama müze kartı hepsi ücretsiz bu alanın. Birazdan daha detayları da vereceğim. Çok acayip ilkler var burası ile ilgili. Onları da tek tek söyleyeceğim ama önce siz biraz mekanları görmeye devam edin. Şimdi size son bir haftada birçok antik kenti anlattım. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi Patara Antik Kenti. Diğer videolarda şundan bahsetmiştim. Likya medeniyetinde bir demokratik sistem var. Likya medeniyetine ait olan, yani o birliğe üye olan bütün devletlerin, bütün yani şehir devletlerinin belli sayıda bir oy oranları vardır. İşte Patara'da 3 oy oranına sahip olan yerlerden bir tanesi. Şu anda arkamda gördüğünüz kısım işte bu tarihteki bahsedilen en eski meclis binası. İşte o bütün üyeler, daha doğrusu milletvekilleri diyelim şu andaki zamana göre, buraya gelip beraber kararları verdikleri kısımdayız şu anda. Ve kendi temsil ettikleri işte şehir devletlerinin artık bir oyu varsa ona göre bir oy sayılıyordu. Burası gibi mesela buradan katılıyorsa 3 oy sayılıyordu. Yani biraz daha farklı bir sistem aslında şu andaki milletvekili sisteminde, büyük şehirlerin işte artık milletvekili sayısı gibi düşünebilirsiniz. Aynı sistem o zaman da geçerliymiş. Dediğim gibi şu anda en önemli kısımdayız bu antik kentte. Şimdi birazdan da amfiteyatroya doğru devam edeceğiz. Bakın mesela ilk hali büyümüş arkadaşlar. Şu an birçok şey yıkılsa da aslında aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz şuna benzediğini. Yani iyi restorasyon yapılmış bir yerlerden bir tanesindeyiz. Son zamanlarda biliyorsunuz restorasyon faciası vardı ama burası gayet güzel. Reşo! Ne yapıyorsun orada? Nasıl akustik? Güzel. Ozan hey. Sihay. Hey. Ne haber? İyi, senden? Orası güzel miydi? Mükemmel. Tamam, ben oraya geliyorum, sen de buraya gel. Gel hadi. Evet, şimdi karşıda gördüğünüz amfiteyatroda yine Türkiye'deki en büyük amfiteyatrolardan bir tanesi. Yani bu Akdeniz seyahatim boyunca belki 5 ya da 6 defa size bunları anlatmaya çalıştım ama Patara'daki de gerçekten iyi korunmuş bir antik tiyatrolardan bir tanesi. Yaklaşık bu da yine 8-9 bin kişilik olduğu söyleniyor. Tam da belediye meclis binasının tam karşısında duruyor. Zaten şu anda onun çatısındayım, bakın. Oradan çekim yapıyorum. Burası da zaten hemen arkam. Antik tiyatronun belediye meclis binası. Şimdi de karşı tarafa geçelim, biraz oradan da içeriden çekim yapalım. Şimdi aslında burası bir liman kentiymiş arkadaşlar. Arkamda da aslında bunu görebiliyorsunuz. Bir gemi konulmuş oraya. Tam emin değilim ne kadar eski, yeni mi, yani bir replika mı? Ama bu bölge tamamen suyla dolu bir bölgeymiş aslında. Sonrasında tabii ki doğal oluşumlar ve kumların bu aralarını kaplamasıyla bu özelliğini kaybetmiş. Bunun gibi birçok örneği zaten diğer antik kentlerde anlatmıştım. Genellikle zaten Likya medeniyetleri hep su kenarında kuruluyormuş. Burası da onlardan bir tanesi ve
Arkamdaki sütunlu yol boyunca da zaten bunun örneklerini görebiliyorsunuz. Şimdi artık bakalım başka neler var. Herodotos'un arşivlerinde Karadeniz ve Mısır arasındaki ticaret gemilerinden bahseder arkadaşlar. Bunun ismi Abora 4 teknesi. Bu tekne eski bir tekne değil tabii ki ama burada olayın nasıl, nelerle taşındığını göstermek için Bulgaristan'ın Varna kentinde bu gemi inşa edilmiş ve burada da Patara'ya getirilmiş. Bu biraz size o zamanki ticari gemilerin nasıl olduğu ile ilgili çok güzel bir fikir verecektir. Bu da zaten hemen belediye meclis binasının yanında sergileniyor. Çok büyük bir antik kentten bahsediyoruz. Biz 1,5-2 saattir buradayız. Hepsini anlatamıyoruz tabii ki doğal olarak. Sizin görmenizi isterim ben burayı. Genel olarak zaten YouTube videolarında bu şekilde anlatıyorum. Burada Garvanarium var yine. Dünkü anlattığım antik kentteki gibi Demre'de bulunan. Onun dışında büyük kilise var, agora var, liman var. 26 metrelik bir deniz feneri varmış. İki tane hatta deniz feneri varmış. Şu anda bir tanesi de taşları bulunmuş. O da şu anda restorasyon yapılıyor. Birkaç sene içerisinde o 26 metrelik antik deniz feneri de yine bu antik kentin yakınlarında görebileceksiniz. Şu anda çok güzel bir yere geldik. Sütunlu yola geldik. Bakın şöyle göstereyim. Artık buradan sonra da çıkışa doğru devam edeceğiz.